Raşit beni Bayleme Flora'ya davet etti. Şu anda Karaburun'dayız. Çok güzel bir projedeyiz. Raşit bana projeyi anlatıyor olacak. Sinan merhaba, hoş geldin. Merhaba Raşit, nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne olsun. Şimdi bahsettim Bayleme Flora'ya geldik diye. Bize projeyi bir anlatır mısın? Sinan, bu yıl tamamlandı proje. 20 tane dubleks daireden oluşuyor. Tek tip dairelerin hepsi 2+1. Norveçli bir firma yaptı. Arazimiz 3 dönüm yaklaşık olaraktan 3180 metrekare. Tamamı blok nizam olaraktan deniz manzarasını kesmeyecek şekilde konumlandırılmış. 20'si de full manzara alıyor. Hatta peki, birazdan manzarayı da şöyle bir gezelim. Hatta benim, hemen gidelim hazır manzara demişken. Olur, memnun ederim. Hemen manzaraya gidelim. Wow, manzaraya bak. Sinan, dikkat ettiysen evlerin tamamında bu eşsiz manzara var. Ve imar planında hiçbir şekilde bir kesinti yok. Yani hiçbir zaman bu manzara kapanmıyor olacak. Mimaride de çok detaylar kurgulanmış durumda. Yürüyüş yolu tamamen sitenin arkasından yapıldı. Ve bahçe bölümleri herkesin müstakil bahçesi olacak şekilde ayrıldı. Bu sayede senin bahçe alanının önünden kimse geçmiyor. Ve bu bahçede sen sabahları kalktığında böyle bir manzaraya uyanabiliyorsun. Gerçekten çok güzel. Peki şey soracağım, hazır yan yana demişken onu da soracağım. Çok bunlar dip dibe değiller mi yani yan yanalar? Evet, bitişik nizam. Bu yönde durumlar oluyor. Ama şöyle, mimariyle dikkat ettiysen bu dek kaplamalarla birbirleriyle olan ilişkilerini mümkün mertebe kesmeye çalıştık. Bu sayede hem balkonda otururken hem terasında otururken yan taraftaki komşuluklarla ilgili çok durumu yaşamıyorsun. Aynı zamanda da burada peyzaj çalışması yapıldı. Peyzajlar da hem manzarayı kesmeyecek ama hem de yan taraflı olan irtibatı kesecek şekilde konumlandırılıyor. Bunlar yakın zamanda büyüyecektir diye tahmin ediyoruz. Peki şey soracağım, hani yan tarafta böyle bir ses gelme kısmı veya... Hiçbir şekilde öyle bir durum yok. İzolasyonlar çok doğru bir şekilde yapılmış durumda. Dediğim gibi hani bizler belki pek dikkat etmiyoruz ama firma Norveçli firma olunca hem kaliteye hem bu tarz detaylara çok fazla dikkat ediyor. Şu anda herhalde yazlık alacak en doğru vakitteyiz. Kış vakti geldik. O yüzden de havuzumuz dolu değil. Evet, ama... öyle denir genelde. Yazlık kışın alınır diye bir durum var. Ama burası için çok geçerli midir bilemedim. Çünkü burası her zaman talep gören bir durum. Daha ilanlara çıkmadan, lansmandan bile çok güzel satışlar gerçekleştirdik. Yani tabii şurada şöyle bir fark var. Burada kaç blok var? 4 blok var. 4 blok, her birinde 5'er daire, toplam 20 tane dairemiz var. Buradaki havuzdaki olan blokların havuza yakın olma avantajları var. Ben mesela çok havuz seven biri değilim. O yüzden arkalarda tercih edebilirim. Genelde küçük çocuklu aileler havuza yakın olanları tercih ediyorlar. Şöyle düşünüyorlar sanırım, terastayken ben kendi keyfimi yaparken çocuk da gözümün önünde havuza giriyor olur diye. Küçük bir çocuk havuzumuz da var aynı zamanda. Ama bu bir tercih meselesi. Sen daha geniş bir bahçe istersen eğer, havuz değil diğer bloklarından tercih yapabilirsin. Peki arka taraf fiyat farkları ne durumda? Yani buraya gelince havuza doğru gelirken mi artıyor yoksa? Evet, 20 dubleks dairemizin tamamının fiyatları farklı. Tek fiyat listesinden ilerliyoruz. Ama çok ciddi farklılıklar olduğunu söyleyemem. Dairelerin tipleri söylediğim gibi zaten aynı. Bahçe metrekarelerine göre genelde fiyatlar belirleniyor. Sinan, dikkat edersen şunlardan da bahsetmek istiyorum. Üst katta binalar var. Bize ait olmayan binalar bizim projemizin dışında. Hem kafes sistem, tel korumalar hem de istinat duvarlarındaki detaylar. Buradaki zemin durumu nasıl? Hani... Tam kaya zemin. Özellikle şimdi Allah tekrarından korusun, İzmir depremini yaşamışken burası zemin olaraktan olabilecek en güvenli yerlerden. Bir de zaten yatay mimari. Dikkat ettiysen bodrum katlar da yok burada, çatı katlar da yok. Yatay mimar olaraktan kurgulanmış, sadece 2 kattan oluşan sağlam zeminle oturulmuş yapılar. Şimdi şöyle bir salona doğru gidelim. Lütfen, buyur. Gerçekten çok güzelmiş. Sağ olun, hava biraz soğuk o yüzden... Evet, önden klimayı açtım ben, önden, sen gideceksin diye. Önden klimamız da açık. Hangi demirbaşlar evle beraber geliyor? Evet, sen şimdi eşyalı görüyorsun ama eşyalı olaraktan vermiyoruz bu örnek daire. Demirbaş olaraktan hem salonda hem odalarda Daikin klimalarımız var. Üçlü Ankara setimiz ve Franke bulaşık makinemiz var dairenin içerisinde. Yine önemli bir detay, ani su ısıtıcımız var.
Bunlar demirbaş olaraktan daireye dahil. Bu arada genelde bilinmeyen yazlıklarda bir konu var. Sineklik ve otomatik panjurlar. Bunlar da bizim tüm doğramalarda sineklik ve otomatik panjurlarımız var. Sinan Geniş'te küçük bir tuvaletimiz var. Burada küçük bir depolanı da düşündük. İçerisinde Wayland aynı su ısıtıcımız var. Genelde tüm markalarda çok özenli seçimler yapıldı. Bochi, Gree, Artema, Vitra, sonra Daikin klimalar, Sur, Çelik Kapı, tüm markalarda en iyi seçimleri yapıldığını söyleyebilirim. Aynı detay burada da var. Şurada bile şeyimiz var. Sinekliğimiz var. Hem de Sinan bunlardan da bahsedeyim. Bunlar pen değil, alüminyum doğrama. Linea Rosso markası size tercih edildi. Tüm dairelerin doğramaları da Linea Rosso. Yukarıda iki oda, bir tane de yeni bir şeyimiz var. Bir banyomuz var. Burada bir farklı bir detay var. Bu nedir acaba? Sinan, banyoda sadece yerden ısıtma var. Elektrikli yerden ısıtma. Bazen hani yazın da dahil olmak üzere soğuk havalar olursa eğer banyoda daha rahat edebilmen için yerden ısıtmayı kullanabilirsin. Bu dolaplar da şeye dahil değil mi? Yani... Tabii. Dolap ve mutfak mobilyaları tabii ki dahil. Buradaki odadan bahsedebilir misin? Evet, bunu özellikle yerleştirmek istedik. Çünkü odanın genelde küçük olduğuyla ilgili geri bildirimler alıyorduk. Ama burada gördüğünüz gibi iki tane tek kişilik yatak gayet rahat sığıyor gardırobuyla birlikte. Hatta bu ürünleri iki adam aldık. Bunlar da aynı zamanda bir ek kişilik yatak daha olabilme özelliği var. Dolayısıyla misafirimiz de geldiğinde üçüncü bir yatağımız da olabiliyor. Aynı şekilde burada da klima var. Odaların ikisinde de klima var, salonda da klima var. Ve ebeveyn odasına geldik. Evet Sinan. Bu kompakt odalarımızdaki tabii en güzel özellik böyle bir manzaraya uyanıyor olmak sanırım. Şurada bir ada var. Havanın çok iyi olduğu durumlarda Karaburun İskele'den Midilli Adası'na kadar tam bir manzaraya hakim oluyorsun burada. Gerçekten. Ve yine sürgülü. Yan taraftaki daireye de çok hani hiç alakam yok şu dediğin gibi. Evet, o mimaride özellikle onlar korundu. Bu dek kaplamalar sayesinde yani sarksan bile yan taraftaki komşuyu pek göremem sanırım. Yine burası tabii gerçi bahçesi daha büyük olan dairelerden bir tanesi ama herkesin önü tamamen açık ve gene tamamen denizi görüyor. Ya burasının hiçbir zaman önü kapanmaz. Daireler arasında da dediğin gibi, belirttiğin gibi tek farklılık bahçe büyüklükleri. Köşe olan dairelerin bahçeleri biraz daha büyük, iç dairelerin hemen hemen bahçe metrekareleri aynı diyebiliriz. Çok iyi bir konumdayız bu arada. Karaburun'u sen biliyorsun. Hı hı. Şurada Dolungaz. Karaburun'un en iyi koylarından bir tanesi. Hemen önümüz İdeler Altı. Çok iyi denize girilebilecek bir alan. Ve hemen sağımızda da yaklaşık 1 kilometre mesafe Mavi Bayraklı Kuyucak Plajı. Dolayısıyla burada her gün farklı seçimle farklı bir plaja, farklı bir koya gidebilirsin denize girmek için. Peki ne kadar sürede ulaşabilirim aşağıdaki plajlara? Araçta 1-2 dakika mesafe. Çünkü İdeler Altı plajı yürüyerek 700 metre mesafede. Marketler getiriyorlar mı veya markete ulaşmak gene zor mu kolay mı burada? Baylaya Flora Karaburun Merkez Mahallesi'nde yer alıyor. İlçe merkezine erişim, ki karşıdan görüyoruz iskelenin olduğu bölgeyi. İlçe merkezine erişim 3 kilometre. Buradan 3 kilometre mesafede çarşıya, pazara, hastaneye, marketlere, tüm imkanlara erişebilirsin. Bir kere kahve çok güzelmiş. Afiyet teşekkürler. Olsun. Gerçekten çok güzel bir projeymiş. Çok teşekkürler. Manzarayla beraber daha da güzel oldu gezmek. Şey soracağım. Peki bu dairelerin projede kullandıkları ortak özellikler var mı projenin içerisinde? Var. Var Sinan. Gezdiğimiz gibi bir tane ortak havuz ve bir tane ortak çocuk havuzu var. Onun haricinde arıtması var, artezyeni var ve hidrofor sistemi var. O girişte otopark alanında görmüş olduğum bina bunlar için bir alan. Yani şey var, burada böyle çok büyük bir kireç problemi var ya, suda kireç hikayesi. Karaburun'da evet çok ciddi var ama iyi bir filtre sistemi kuruldu onlar için. Susuz kalmayacağımızı söyleyebilirim. O da çok güzelmiş. Yani evet. Sular yine bizim bölgede çok kesiliyor, bu bölgeler çok kesiliyor ama sular kesildiği zaman bile yine su depomuz, hidroforumuz mevcut. Peki yine şey soracağım, şimdi artık bu pandemi hikayesiyle beraber uzaktan çalışıyoruz. Kışın burada yaşamak mantıklı mı? Şehir nasıl? Şehir yaşıyor mu? Yani, ben burada kışın kalabilir miyim? Direkt yorum katarak söyleyeceğim. Bence pandemide kaçılabilecek en iyi yerlerden birisi burası, Karaburun. Hem havası, doğası açısından
hem işte sosyal mesafeyi koruyabilmek açısından hem de buradaki konforla birlikte ısı yalıtımı çok güzel, içerideki teknik donanımlar çok güzel, kompakt olması çok güzel. Gayet konforlu bir bence kış yaşamı olur. Yani Aralık ayındayız şu anda. Aralık'tayız ve bahçedeyiz. Kahvemizi yudumluyoruz. Kahvemizi yudumluyoruz, evet. Gerçekten.